Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ifa, e, izahat silsilesi çok önemli bir vizyon değişikliğini ortaya koydu. Türkiye vizyonu, Türkiye yı, yüzyılı e, yönünü batıya çeviren bir Türkiye Cumhuriyeti ama aynı zamanda bir çift başlı kartal. Her zaman söyleriz Mustafa Ertekin'le birlikte misali bir Selçuklu anlayışıyla, bin yıllık bir devlet anlayışıyla, kadim devlet anlayışıyla hem doğuyu görebilen hem batıyı görebilen ve kökeninin temelinin de mukaddes Anadolu diyarı toprakları olduğunu bilen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet aklı bilhassa son 99'dan bugüne 25 yıllık çeyrek asırda inanılmaz bir akselerasyon ivme beraberinde getirdi. Ben burada e, hakikaten bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin hatırlar Mustafa abi o koalisyon hükümetine girdiği 99 yılından itibaren bir hasta bürokraside hep şunu söylerdik biz. Evet Milliyetçi Ülkücü Camii'ye belki 80 ihtilalinden sonra en çok kırılan, dökülen, cezaevlerine mahkum edilmiş bir camiadır ama fikriyatı ve teknokrat, bürokrat kesim hep iktidardır. Özellikle bu kesim son 25 yılda inanılmaz başarılara imza attı. Bir takım maddi imkansızlıklar, yokluklar süreci hep babalarımız anlatırlar. Bizler asker çocuğuyuz ve esasen bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız da kökeni silahlı kuvvetlerdir ve bir 80 etilerinden hı hı. sonra muazzam bir bizim 2937 sayılı kanunumuz vardır. Bu vizyon değişikliği de iki kez gerçekleştirilmiştir. Biri 2014 e, MIT darbesi 2011'den sonra 2014'te bir hukuki metni hazırlanmıştır. Bir de 2017'dir. Dış istihbarat bu hukuki değişikliklerle metne dahil olmuştur. Dolayısıyla bundan önce hep şunu bilirdik. işte bir ülke e, Birleşik Devletler Birleşik Krallık örneği ve bir MI5'i vardır onların. Bir MI6'sı yurt dışı istihbarat Evet, evet. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir NSA, bir CIA ayrımı vardır. Ama bizden Milli İstihbarat Teşkilatı tek başkantı. Evet. Bu yurt dışı operasyonel hale 2014 değişiklikleriyle gelmiştir. O zaman 6 bin olan personel sayısı şimdi 10 binler mertebesindedir ve yine artıracağız diyor. Riyaseti Cumhurbaşkanı en önemlisi maddi açıdan çok güçlü hale gelmiştir. ifade buyurdu. Kıymetler Ertekin iki önemli kampüs var. Çok önemlidir. Biri Masak kampüsümüz, biri Etmesuk'ta iki büyük kaledir. Onların isminin kale konulması bile inanılmaz bir aslında mesajdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaleleridir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yeni mahallede baskına uğrayan ilk belki de yerleşken Milli İstihbarat Başkanı'dır. Ama kovulmuştur orada şerefsizler, ahlaksızlar, üniforma giymiş haydutlar. Oraya inebilselerdi, Sayın evet. Hakan Fidan'ı derdest edebilselerdi çok farklı bir noktaya evrilebilirdi. Hakan Fidan gerçi 2010, 10 13 yılına damgasını vurmuştur. Emre Taner, Şenkal Atasogun gibi isimlerden sonra çok genç yaşta bir as subay. Biz de bir asker çocuğuyuz. Çok farklı misyonla gelip inanılmaz şu an hariciye de destan yazıyorlar. Evet. TİKA Başkan zaten TİKA. TİKA sizin bir STK'nızdır. Hadi ifade edelim. Bugün Somali'nizde, Balkanlarınızda, Afganistan'ınızda, Pakistan'ınızda. E, dünyanın Pakistan her yerinde ofisi var birçok yerde. TİKA eşittirsin istihbaratınızın bir yerde pembe yüzüdür. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir başarı silsilesi Serdar Çam'la evet. birlikte orada yakalamıştır Hakan Fidan ve son 13-14 yılda damgasını bulmuştur. Şu anda da Ahari destan yazıyorlar. Bir bakıyorsunuz Hakan Fidan gidiyor bizim Hı -hı. E, gök bayrağımızın dalgalandığı yerde. Çok önemlidir orada Türkmen diyarını birleştirdi. 74 bineyi aldılar kıymetli olarak. İnanılmaz. Dünyaya verilen Aynen. bir mesajdır Aynen. o. Aynen. Evet.